Fahrettin Altun. Plan ortada görmüyor musunuz? Kısa süre önce İsrail büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat pek gündem olmadı. Oysaki 1998'den bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikattı bu. Tatbikata eski Mossad başkanı Meir Dagan'ın adı verildi. Dagan 1998'de gerçekleştirilen askeri tatbikatı yönetmişti. O tatbikatta muhtemel hedef Suriye'ydi. Bu tatbikatta Lübnan, gerekçe ise Hizbullah. Tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetleriyle siber savunma ve haberleşme birimleri katıldı. Bu tatbikatla İsrail ordusu bir yandan iç siyaset üzerinde bir baskı oluştururken, diğer yandan Amerika ve bölge ülkelerine bir mesaj gönderdi. Bu tatbikattan kısa bir süre sonra Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti. Gerekçe olarak da İran'ın ve Hizbullah'ın baskısını gösterdi. Hariri'nin istifası Lübnan iç siyasetinde büyük bir kaosa yol açmadıysa da bölge siyasetini derinden sarstı. Bölge siyasetine etki eden bir diğer önemli olaysa Hariri'nin hala Riyad'da olması. Daha doğrusu Riyad'da alı konuyor oluşu. Lübnan, Suudi Arabistan'ın da İran'ın da uzun yıllardan beri nüfuz mücadelesi verdiği bir ülke. Yıllarca mezhep grupları arasında bir tür mecburi koalisyonla yönetilen bir ülke Lübnan. Bugün Lübnan yeni bir bölgesel yarılmanın ve çatışma ortamının zeminine dönüştürülmek üzere. İran ve Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getirerek bölgede geçmiştekinden çok daha etkili bir sünni Şii çatışması zemini inşa edilmek isteniyor. Plan, İslam dünyasında yüzyıllara sari bir parçalanmanın altyapısını oluşturmak, husumet tohumları serpmek ne yazık ki ne İran ne Suudi Arabistan oynanan bu oyunu bozacak şekilde hareket ediyor. Her ikisi de yangına körükle gidiyor. Yine ne yazık ki İsrail'in Lübnan'a saldırması halinde İran ve Suudi Arabistan'ın birbirine kenetlenmeyecekleri de ortada aksine Suudi Arabistan kendince ortaya çıkan fırsat alanlarından yararlanmayı tercih edecektir. Bu da bölgede vekiller savaşından asiller savaşına doğru yeni bir sürecin önüne açacaktır. Maalesef plan da oyunda bu Türkiye 2000'li yıllardan sonra bölgede oyun bozmanın nedenli önemli olduğunu gösterdi. Bugün artık oyun bozmadan oyun kurma aşamasına gelinmiş durumda. Fakat bu oyun bugünden yarın'a kurulabilecek bir oyun değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün bölgede kapsayıcı bir dış politika çizgisi takip ediyor. Evet Erdoğan döneminin dış politika felsefesini kapsayıcılık olarak tanımlamamız mümkün. Bu kapsayıcılık anlayışının temelinde bölgesel istikrarın korun masa arayışı önemli bir yer tutuyor. Türkiye bu anlayışı bir felsefi ilke olarak oturduğu yerden savunmuyor. Onu hayata geçirmek için mücadele ediyor. Bölgesel ve küresel aktörlerle karşı karşıya gelmemek, sıcak ya da soğuk herhangi bir savaşın içine çekilmemek için uğraşıyor. Ayakta kalmaya ve büyümeye odaklanıyor. Türkiye'nin kendi sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele, bu süreçte askeri unsurların devreye sokulması bu stratejinin bir istisnası değil. Aksine mütemmim cüzü. Bölgesel aktörlerin birçoğu siyaseti, kendi toplumlarının ihtiyaçları çerçevesinde ve uzun vadeli bir stratejiyle değil, günü kurtarmak ve Batı'nın desteğini temin etmek için yapıyor. Eğer Batı destekliyorsa iyidir. Yaklaşık bu maalesef. Bu yaklaşım bu coğrafyanın batıya bağımlılığını pekiştiriyor, istikrarsızlığını derinleştiriyor. Hepsi bu. Fahrettin Altun Sabah